diyor ve masaya oturmaları için sanırım şimdi uluslararası camiada büyük bir baskı yaratılması, eşit kutupça yaratılması yönünde. Birleşmiş Milletler liderliğinde bir çözüme doğru gidiyor mu şu andaki konjonktür? Evet, Birleşmiş Milletler temelinde bir çözüme kavuşturulması yönünde bir çaba var. Özellikle biliyorsunuz bu Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Mayıs ayına gelmeden bu işi hızlandırıp bir sonuca doğru götürmeye çalışacaklar. Bunları masaya tutma önünde. Ayşe Koca Türk, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerimiz için. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun sizlere de. Ve kent gündemine dönüyoruz efendim. Pamukkale Üniversitesi'nde dün başlayan Akademik Bilişim 2006 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi ikinci gününde de ilgi toplamaya devam etti. Paralel oturumlarla devam eden kongrede konusunun uzmanı akademisyenler sunumlar gerçekleştirdiler. Katılımcı firmaların standlarda sergilediği ürünler ise Denizliler tarafından büyük ilgi topluyor. Pamukkale Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Akademik Bilişim 2006 4. Bilgi Teknolojileri Kongresi ikinci gününde de devam etti. Dün başlayan etkinlikte bugün de paralel oturumlarda çeşitli konular ele alındı. Güvenlik, kablosuz bilgisayar ağları, proje yönlendirmeli öğrenim, kuş garibinin düşündürdükleri ele alınan konular arasındaydı. Nelere yardımcı olduğunu söylemek gerekirse, masallı bilgisini... Etkinliğin ikinci gününde de katılımcı firmaların standlarında ürünler sergilendi. Ziyaretçiler sergilenen ürünleri inceleyerek firma yetkililerinden bilgiler aldı. Kongrenin 3. günü olan 11 Şubat Cumartesi günü saat 9'da Pamukkale Üniversitesi Rektörü ve Etkinliğin Düzenleme Kurulu Onursal Başkanı Profesör Doktor Hasan Kazdağlı'nın başkanlığında Yükseköğretim, Gelişim ve Gelişen Teknolojiler konulu bir oturum gerçekleştirilecek. Oturumda YÖK Başkan Vekili Profesör Doktor İsa Eşme, Muğla Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şenel Oksik, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar birer bildiri sunacaklar. Yarınki oturumlar arasında mesajcilikte otomasyon, kablosuz reklam panosu, akıllı kart teknolojisi, otomatik aspiratör uygulaması, cep telefonuyla evdeki eşyaların uzaktan yönetimi, elektronik Türkiye haritası da yer alıyor. Nursel Yalçın tarafından sunulacak olan internete doğru kullanıyor muyuz, internet bağımlısı mıyız, çocuklarımız ve gençlerimiz risk altında mı başlıklı sunumda anne babaların ilgisini çekecek bir konu olarak öne çıkıyor. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Bülent Altınay ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Nihat Zeybekçi'yi makamında ziyaret etti bugün. Zeybekçi, belediyenin en çok ilişki içinde olması gereken kesimin inşaat mühendisleri olduğunu söyledi. Kısa bir süre önce yönetime seçilen İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı